Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 23 Mayıs 2016 Pazartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, dün Ankara'da yapılan ve Erzincanlı hemşehrimiz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın genel başkan olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Erzincan tulum peyniri tanıtıldı. Ankara'da yapılan AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Erzincan tulum peyniri dağıtıldı. Türkiye'nin 81 ilinden kongreye giden vatandaşlara Erzincan'ın meşhur tulum peyniri ikram edildi. 10 bin kişiye Erzincan lavaş ekmeği arasında tulum peyniri dağıtıldı. AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut ve iş adamı Suabi Okumuş döner şeklinde tulum peynirini keserek vatandaşlara ikram ettiler. Hadi Erzincan, Erzincan buraya! Erzincan, Erzincan! Tulum peyniri Erzincan buraya! Gel, Erzincan! Erzincan, Erzincan! Erzincan! Boğaz bile bizim Erzincan. Yapılan organizasyon hakkında bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Binali Yıldırım'ın hem genel başkanlığa ve başbakanlığa aday olması anısına biz de Erzincan tulum peynirini ve tanıtmak ve onun tadı, tamak tadını da insanlara tattırmak için böyle bir organizasyon yaptık. Sayın Bakanımızın Erzincan'a ait olduğunu ve Erzincan'da gönlü olduğunu herkese kanıtladık. 10 bin kişiye bugün burada tulum peyniri ve Erzincan sütü dağıttık. Bir de şunu herkes iyi bilsin ki değerli hemşerimiz, bakanımız bugün de başbakan olacak inşallah. Bundan sonraki hizmetlerinde Türkiye'ye ve bütün dünyaya devam edecek inşallah. Bizler Erzincanlılar olarak Erzincan'dan 125 otobüsle 3000 kişi, İstanbul'dan 5000 kişi 100 otobüs ve Türkiye'nin değişik yerlerinden şu anda bu alanda, bu arenanın salonun etrafında 10 bin Erzincanlı var. Yani yer gök Erzincan. Herkes Binali Bey'i destekliyor. Herkes AK Parti'yi destekliyor. Cenab-ı Hak utandırmasın. Hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Herkese teşekkür ediyoruz. İş adamı Suabi Okumuş ise Sayın Bakanımızın başbakan olmasından dolayı iftihar ediyoruz. Bakanımızın Türkiye'yi daha ileri seviyelere götüreceğine inanıyoruz dedi. Biz de Sayın Bakanımızın başbakan olmasından dolayı iftihar ediyoruz. Gerçekten projeler kralı olan bakanımızın inşallah Türkiye'yi daha ileri bir seviyeye götüreceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Sayın İl Başkanımıza Erzincan'da yapmış olduğu o büyük bir organizasyonla Erzincan'ı adeta Ankara'ya taşıdı. İnşallah yarın daha güzel Türkiye olacak, Erzincan daha güzel olacak. Bu katkınımdan dolayı burada emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, başta il başkanımıza ve Erzincan sivil toplum örgütlerine ve Erzincan'daki olan değerli arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Tulum peynirinin tadına bakan vatandaşlar ise harika bir lezzet olduğunu ifade ettiler. Evet, peynir çok güzelmiş. Hafif tuzlu, güzelmiş. Beğendik. Ukraynalı çok... eltim olur. O beğendiyse ben de çok beğendim. Nerelisiniz? Rizeli. Rize'nin tulumu yoktur değil mi? Tulum peyniri Rize'de yapıyorlar ama belki Erzincan'a özgüdür bu tulum. Var, Rize'de de var peynirlerin çeşidi. Erzincan peynirinizi buradan Adana'ya bile götürmeyi düşünüyorum alabilirsem. Erzincan'ın balığı, peyniri ve sabah kahvaltıda her gün onları yeriz. Sayın seyirciler, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Bedir Limon 23-29 Mayıs Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Bedir Limon 23-29 Mayıs Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Birlik Başkanı Limon mesajında ahilik kültürü ve felsefesi toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkesi esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak da benimsenmiştir. Bugün uygar dünya ülkelerinin toplumlarında uygulamaya çalıştıkları bu değerler 13. yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından ahilerin vizyonu olarak uygulanmış ve böylece diğer ülkelere de örnek olmuştur.
Ahilik kültür ve felsefesinde toplumun refahı ve sosyal sorumluluk önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu hususta yeterli ve kaliteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir. Kelime olarak ahi, kardeş, cömert, yiğit manasına gelmektedir. Ahilik kültürünün tanıtılması esnaf ve sanatkarlar ile bunların mesleki kuruluşlarında yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerin değerlendirilmesi için Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 13.08.2008 tarihli resmi gazetede Ahilik Haftası kutlamaları yönetmeliği hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Ahi birlikleri tarihe karışmış bir kurum olmasına rağmen Anadolu'nun çeşitli yerlerinde onların izini hala görmekteyiz. Eğitim, istihdam ve üretim üçlüsünü en mükemmel şekilde kurmuş ahi birlikleri eğitimi hayat boyu süren bir faaliyet olarak düşünmüş ve mesleki eğitim ile genel eğitimi birbirini tamamlayan unsurlar olarak uygulamıştır. Ahilik kültür ve prensiplerinin yaşatılması ve geleceğe taşınması yalnız bizim için değil, bütün insanlık için faydalı sonuçlar doğuracaktır. Bu düşüncelerle ilimiz esnafı ve sanatkarları ile tüm Erzincan halkımızın Ahilik Haftası'nı kutlar, en samimi sevgi ve saygılarımı iletirim dedi. Sayın seyirciler, geleneksel çocuk oyunları, yağ satarım, bal satarım final müsabakaları yapıldı. Geleneksel çocuk oyunları, yağ satarım, bal satarım final müsabakaları yapıldı. Erzincan 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya 8 tane ilçenin birincileri ve Erzincan'daki 4 tane grubun birincileri katıldı. Final müsabakaları sonunda 1, 2, 3 ve 4. olan takımlara madalyaları verildi. Geleneksel çocuk oyunları il koordinatörü Fatih Seser yapılan müsabakalar hakkında bilgiler verdi. ...2015-2016 eğitim öğretim yılı kapsamında okul spor faaliyetleri bünyesinde yapılan geleneksel çocuk oyunları yağ satarım, bal satarım final müsabakaları bugün başladı. 8 tane ilçenin birincileri ve Erzincan'daki 4 tane grubun birincileri bugün final müsabakası için eleme usulü olarak maçlara başladılar. Maçların bitiminde birinci ve ikinci, üçüncü, dördüncü olan okullara kupa ve madalya ödülleri verilecek. Ayrıca başarı belgesi kendilerine vereceğiz. Çok güzel bir organizasyon oldu bu sene. İnşallah seneye bu organizasyonu daha teferruatlı ve daha geniş kitlelere yayarak geleneksel çocuk oyunlarını seneye daha iyi yapmayı düşünüyoruz. Bu sene çok büyük katılım oldu. Yaklaşık Erzincan'da 36 tane ortaokul ve ilçelerdeki okullar kendi aralarında yapmış oldukları müsabakalar sonucunda birincilerini belirlediler ve Erzincan'a geldiler. Birçok ilçe ulaşım sorunundan dolayı gelemedi. İnşallah bundan sonra bu sıkıntıları da çözüp seneye tüm ülkeleri de Erzincan'a getirip müsabakaları yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki günlerde de 6. sınıflara yönelik mendil kaplanca oyunu, 7. sınıflara yönelik tombiki oyunu ve 8. sınıflara yönelik de kaleli yakan top oyunu için final müsabakası katkım olacak. İnşallah güzel bir kazasız belasız sakatlanmadan oyunları bitiririz ve anımızın hakkıyla bu sene bu müsabakadan çıkarız. Sayın seyirciler, geleneksel çocuk oyunları, yağ satarım, bal satarım final müsabakaları yapıldı. Atletizm alanında çocuklara yönelik olarak spor etkinlikleri düzenlendi. Erzincan yeni atletizm sahasında gerçekleştirilen müsabakalara 9 okuldan 88 öğrenci katıldı. Sporcuların dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştıkları gözlendi. Hadi kızım hadi. Atletizm il temsilcisi Zafer Altınel gerçekleştirilen müsabaka ile ilgili olarak bilgiler verdi. Kısa mesafe koşuları 5 kategoride yapılacak. 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 doğumlu sporcular katılacak. Bu müsabakada birinci olan çocuklar
Erzurum'daki grup müsabakasına katılacaktır. Şu anda 80 ve üzeri kız erkek sporcumuz bulunmaktadır. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.